Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'a bakacağız. BIST'te bugün sert bir düşüş oldu ve hisse senetleri de bu sert düşüşten payını aldılar arkadaşlar. Genele yayılan bir düşüş olmasıyla birlikte Borsa İstanbul'un yayınını yapalım istedik. Önemli seviyelerin altında mıyız, üstünde miyiz? Yükselişler bitti. Bundan sonra düşüş trendine mi giriyoruz? Bu soruların hepsine bu yayında birlikte cevap bulmak çalışacağız. Bakın arkadaşlar, majör görüntüleri tekrardan açmıyorum. Zaten yayınları izleyen arkadaşlar Koyun Bulucu'nun majör görüntülere göre hareket ettiğini ve yıl sonu hedefinin dolar bazlı 400 dolar ve TL bazlı ise 10.500 ila 11.000 arasında olduğunu biliyorsunuz. Ancak kısa vadede zaten dolar bazlı Borsa İstanbul yayınında da söyledim. Arkadaşlar dolar bazlı direnç bölgesindeyiz. Burası minör direnç bölgesidir. Esaslı bir düşüş beklemiyorum. Ancak piyasalarda buradan gelecek düşüşle dalgalanma olabilir şeklinde Borsa İstanbul yayınımızda zaten bunu söylemiştik. Açıp o videoyu da tekrardan izlemek suretiyle bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Bu bölgeler dolar bazlı direnç bölgeleridir. Dolar bazlı direnç bölgemiz 290-292 dolar civarlarından geçmektedir ve Borsa İstanbul ne yaptı? 288 dolara kadar geldi ve buradan bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Şimdi TL bazlı nerelere kadar düşebiliriz ona bakalım. Arkadaşlar mavi yükselen trendimiz vardı bizim burada. 7150'lerden geçiyordu. 7150'lerde biz bir dirençle karşılaşabileceğimizden bahsetmiştik. Sadece burada 4 gün oyalandı. Bakın bu bölge 4 gün oyalandı, üzerine attı ve 4 gün bu bölgeyi retest yaptıktan sonra 7800 ve üzerine doğru bir hareketlilik Borsa İstanbul'da gördük biz. Sonrasında ise dolar bazlı hedefine gelmesiyle birlikte ne yaptı arkadaşlar? Gevşeme yapmaya başladı. Düşüş gelmesi halinde nerelere kadar düşüş gelebilir? Kırmış olduğu önemli bir direnç bölgesi olan bu mavi yükselen trendi retest edebilir. Yani 7300'lere kadar düşüş teknik manada son derece normal karşılanmalıdır. 7300'lerin altında Borsa İstanbul kalmadıkça hala yükseliş trendindedir. Önemli bir direnç bölgesi 7150 civarında aşılmasıyla birlikte bu bölgenin destek olarak karşımıza çıkması lazım. Yani kırmış olduğu aslında mavi yükselen trendi belki retest yapmak isteyecek. Bu da teknik anlamda normaldir arkadaşlar. Çünkü önemli bir direnç kırıldığı zaman genellikle yükseliş olur. Sonrasında ise o direnç destek olarak teyide muhtaç olur arkadaşlar. Gelir burayı teyit eder. Eskiden sen dirençtin, şimdi artık benim desteğimsin der. Buradan aldığı destekle tekrardan yükselişlerine devam eder diye düşünüyorum. Teknik manada genellikle böyle olur arkadaşlar. Bu zamanlarda da hisse senetlerinde oynaklık yüksek olması sebebiyle işin bilimini, tekniğini bilen insanlar veya büyük yatırımcılar gelirler. Böyle piyasalarda çıkış öncesi gelen bu retest hareketinde mal toplarlar. Sonrasında ise kaldığı yerden yoluna devam ederler. 7300'ler aşağı yönlü kırılmadıkça Borsa İstanbul'da hala yön yukarı yönlü okunmalıdır. 7500'ler ara destek bölgemizdir. Ana destek bölgemiz değildir arkadaşlar. Bizim önemli bir destek bölgemiz 7300'lerdir. Onun da altında bakın bu bölgelerde 4400'lerden itibaren gelen sarı yükselen trendimiz var. Borsa İstanbul'un ana yükselen trendidir. Dolayısıyla son derece önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza gelecektir. Yarın itibariyle bunun seviyesi 7175'lerden geçiyor. Yani 7175'ler aşağı yönlü kırılmadı. Hala Borsa İstanbul yükseliş trendinde olacaktır. 7300'lerin önemi nedir? Önemli bir direncin kırılması sebebiyle artık ben bu bölgenin yani 7300'lerin destek olarak karşımıza çıkacağını düşünürüm. 7300'lerin altına da sarkma gelmesi halinde bu sarkmanın 7175 civarına kadar olabileceğini düşünürüm. Bu bölgelerin altında günlük bir kapanış olmadıkça Borsa İstanbul'da yön hala yukarı okunmaktadır. Bu yükseliş trendinin retest hareketidir, teyit hareketidir ve bu bölgeler aslında altında kapanış yapmadıkça bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ancak bu teknik göstergelere göre siz alım yapıyorsanız bu teknik göstergeler stop olun dediğinde de stop olmanız gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü neye göre alıyorsan ona göre de alsat pozisyonlarını takip etmen gerekir. Bu göstergelerde 7300 ve 7200
1.75 yarınki destek bölgelerimizdir. Bu bölgelerin altında kapanış yapmadıkça Borsa İstanbul'un yönü yukarı yönlüdür. Çok sert bir yükseliş oldu. Bakın arkadaşlar, bu bölgeden itibaren, yani 22 Haziran'dan itibaren ciddi bir yükseliş oldu. Bu yükselişin yatayda bir konsolidasyon hareketi 7.300'lere kadar gelebilir. Bu da son derece normaldir. Zaten dolar bazlı da minör dirençli olmamız sebebiyle bunlar düzeltme dahi sayılmaz arkadaşlar. Esaslı düşüşün ben bu bölgeden geleceğini beklemem. Benim beklentim kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği 10.500-11.000 civarından ana düşüş beklerim. 2 veya 3 aylık sert düşüş beklerim. Ancak bu bölgelerde yatayda bu şekilde küçük düşüşler olabilir. Bunlar aslında işi bilen insanlar için alım fırsatıdır. Ancak 7.175 altında günlük kapanış gelirse işler şartla değişir arkadaşlar. Oraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktur. Yayınlara olan ilginizden ve alakanızdan dolayı sağ olun, var olun. 2 aylık bir kanalız. Sizlerle artık aile ortamı kurduk. Her gün birçok yayında görüşüyoruz. Sizlerin de desteğiyle birlikte 2 ay içerisinde 26 bin abonenin üzerine ulaştık ve Coin Bulucu küçük yatırımcıya ve öğrenmek isteyen herkese elinden geldiği kadar yardım edecektir arkadaşlar. Bu bilgiler kesinlikle ücretli verilen bilgiler değildir. Coin Bulucu'nun ücretli hiçbir hesabı yoktur. Ücretli veya ücretsiz katıl, WhatsApp, Telegram gruplarımız olmadığını tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Ayrıca anlık bildirimler yapıyoruz, anlık paylaşımlar yapıyoruz. Twitter adresimizi, Instagram ve Facebook adreslerimizi de takip etmeniz kendinize bir yatırım olacaktır. Lütfen yayınlarımızı abone olmak suretiyle izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.